Merhaba değerli Habertürk.com takipçileri. Ben Ahmet Hamdi Girgin, Ahmet Selim Kul ve Erhan Kanadı Güzel'le her hafta olduğu gibi karşınızdayız. ETS Konfa hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept deniyoruz. Farklı bir stüdyodayız. Maalesef stüdyomuzda teknik problemler yaşandı. Ya niye açık konuşuyorsun? Açmak istemiyorum pek. Ay çok komik. Bence dünyanın en komik olayı yaşandı. İşte ıslandı falan biraz. Yerler su basmış galiba. Yangın. Sistemi çalışmış, evet. Çok talihsiz bir şekilde. Yani bu güvenliğin iyi olduğunu gösteriyor, pozitif bakıyoruz. Tabii. Yani programda yangın çıksa hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Burası da yani. Güzel ama böyle basın toplantısı gibi bir hava. Güzel, yeni arka planımız çok tatlı. Güzel. Bugün evet. Buradan sizlere sesleneceğiz. Bizim için yer ve mekan önemli değil yani. Önemli. Her yerde konuşuruz, kaldırımda bile yaparız programımızı diyoruz. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Galatasaray derbisi oynandı bildiğiniz gibi ve kötü bir maçtı açıkçası. Daha az kötü oynayan Beşiktaş 1-0 Umut Nayır'ın golüyle sahadan galip ayrıldı. Galatasaray bugün Rizespor karşısına evet. Çıkıyor. Galatasaray'da problemler var. Cuma maçına çıkıyor Galatasaray. En çok tartışılan isimlerin başında Belhan da geliyor. Onun oynayıp oynamayacağı belli değil. Ve biz muhtemelen yayına girdiğimizden falan belli olmuş olacak biraz aslında o bölümde. İstiyorsan iki farklı çekelim ona göre montaj yapıp doğru söylemişiz. Yok abi şimdi de bizim neyse onu söyleyelim de. Ama şu anda yani şunu söyleyelim. O kadar maç toplantısı oluyor biliyorsun öyle. Maç günleri maç toplantısı olur teknik heyetin vesaire. Bir araya toplandığı. Hatta şu saatlerde yapıyorlardır. Yani muhtemelen evet saat 2 civarında falan olur böyle akşamki maçlar. Ama hakikaten şu anda o toplantıya girerken bile %100 şu 11 ile çıkacağız diye ben Fatih Terim'in bile kafasında kesin düşündüğünü sanmıyorum. Gelen haberler de, bilgiler de o yönde çünkü hocanın da gerçekten bir taraftan da şeyi düşündüğü, Real Madrid maçını düşünerek acaba bir yani bu maçta rotasyon ama nasıl bir rotasyon yapmak gerekiyor? Real Madrid maçında kim oynatacağız? Yani o maçı düşünerek bu maçın 11'ini biraz belirleyecek vesaire. Evet. Bir de geçtiğimiz haftadan biliyorsun bazı oyunculara haksızlık etmiş olabilirim dedi veya kullanamadığı verdiğim şansları bazı oyuncular diyerek sinyal de vermişti. Mutlaka kesecek adamlar olacak. Aslında Belhanda'yı... Tayland sürprizi olur mu? Ben sanmıyorum Tayland sürprizi olacak. Adem Büyük bekliyorum. Sonradan gelmişti. Adem Büyük bugün olacak evet. Gibi. Adem'i senin şöyle, haberin de öyleydi. Babel'in yerine Adem'i oynatabilir sol tarafta. Veya Fegüli'nin yerine sağ tarafta yani kanatlardan birini Andone'yi yine forvete koyar ama Adem Büyü kanada koyar. Belki Jimmy Durmaz sürpriz de yapabilir kanatlardan birine Jimmy birine Adem yapabilir. Sezon başında da aslında şans veriyordu Jimmy böyle, Durmaz'a. O zaman evet Fegüli gelmemişti daha tatilde o geç döndü Jimmy takımdan ama Adem'i ben de oynatacağını düşünüyorum. Belhanda konusunda şöyle bir ikilem yaşıyor hoca. Birincisi taraftarla hala arası düzelmedi. Yani taraftarın önüne çıkacak Belhanda bir pas hatasında ıslıklamalar başlayabilir. Bu riskli bir durum. Pas hatasından önce sahaya çıktığında bile tepki tabii. Olabilir. Çünkü küfürleşme oldu. Tabii öyle bir mevzu oldu. Beşiktaş maçında da biraz vurdum duymaz evet. Tavırları vardı. Yani Beşiktaş maçında zaten hoca da dayanamadı. İlk evet. Oyundan çıkardı adam oydu. Dolayısıyla Belhanda'nın bu maçta iki tip işte durum var. Yani oynarsa da yani aşağı tutursan sakal. Yukarı tutmuşsan bıyık gibi bir durum var çünkü Belhanda'nın oynamaması demek bu sefer işte orta sahada Seri, Lemina, Endonzi'yi yönetacaksın. Real Madrid maçına onlar yorgun çıkacak. Evet. Çünkü orada onu düşünüyor Real Madrid maçında onları oynatmayı düşünüyor. Kendi sahanda bir de çok yaratıcılıktan uzak bir orta saha olmuş olur. Yani tabii o da var. Deplasman'da oynayabilirsin de biraz bizle karşısında. Zor bir karar. Evet, ne karar alsa tartışılacak. Şu an biz bu tartışmayı yaparken gerçi canlı değil yani bunu biz 2-3 saat sonra koyuyoruz ama şu an biz bu tartışmayı yaparken muhtemelen Florida'da bu tartışma vardır. Ne yapsak, öyle yapsak taraftar tepki yani gösterir ama böyle yapsak tabii böyle yapsak bu sefer Belhanda'yı da oynatıp rotasyon mu yapsalım falan diye bir düşünce vardır illaki. Neyse bunu göreceğiz maç zaten. Biraz karışık yani ama şunu söyleyelim. Şener Özbayraklı'yı bugün oynatacak. Hoca Mariano'yu kesecek. Onun dışında bence geç bile kalındı onda. Geçen bir Sivas maçında yaptı onu. Ardından Real Madrid maçında olmadı. Derbide de denemedi. Ama Sivas maçında oynatmıştı Şener'i. Şener, Adem ikisinin oynamasını ben bekliyorum. Belki Jimmy Durmaz sürprizi de gelebilir ama Taylan'ın ilk 11'de başlaması çok büyük sürpriz olur onu beklemem.
Bir de sol bekte Süleyman Luş diye bir oyuncu var, evet, 18 genç. Yaşında genç. Sol bekte de işte Nagatomo'yu dinlendirecek hoca ama orada artık Emre Taşdemir mi oynar, Süleyman'a o şansı verir mi? Ya da belki Ömer Bayram, sonuçta sol bek orta sahaya evrildi ama belki Ömer Bayram'ı da düşünebilir. Bence bir sembol, 4-5 değişiklik yapacak hocam o kesin. Sembol olarak görünsün diye dedi yani, altyapıdan bile birilerini oynatabilirim, evet, dedi. Evet, belki yapabilir. O yüzden sırf Süleyman'a ya da başka bölgede, bilmiyorum, sen daha iyi biliyorsun takımdaki durumu, başka bir genç oyuncuya forma şansı belki verecektir Yunus'u diye düşünüyorum. Belki kullanabilir şeyin yerine, Fegül'ün yerine. Çünkü Emre Mor da artık yani verilen şansları, Emre Mor geldikten hiç sonra işte yani. Belki hakikaten. Atalay durumu ne bilmiyorum onu da. Ben orta sahada şimdi alternatif olduğu için o genç oyuncuların orta sahaya girebilmesi çok kolay değil. Ömer Bayram giremiyor bu form durumuyla. Ama işte mesaj vermek için Fatih Terim sever böyle şeyleri. Tabii, belki tabii. Ama öyle bir şey mesaj verecekti. Maçta da kazanamazsın. Tabii şimdi şu anda zaten hocanın bir düşüncesi de Belhanda konusuna tekrar dönecek olursan taraftara tamam tepki gösterecek. Ama Selim'in dediği gibi orta sahada bir yaratıcı oyuncu. Belhanda ne kadar yaratıcı diyebilir bizi izleyenler ama eldekilerin en yaratıcısı bu. Evet, İki taraflı oynayabilen bir adam. İki taraflı yani oynayabiliyor. Dolayısıyla hoca burada taraftar tepki gösterir aman yerine şu maçı kazanayım gözüyle tabii baktığı doğru, için. Doğru, tabii ki şu maçı kazanalım. Ne yapıp edip maçı kazanalım gözüyle baktığı için şu andaki düşünce Belhanda'nın biraz daha %51 oynama yönünde olduğunu söyleyelim. Yayından önce konuşmadık. Şimdi daha doğrusu aklıma geldi diyeyim. Bir eğlence olayı yaşandı Galatasaray'da. O çok konuşuldu bir de. Ona da birkaç kelime konuşmak lazım. Özellikle Donk ve Babel. Şaka yaptı Babel ve onlar. Onlar evet. Ondan sonra bunu dansözleri bekliyoruz gibi böyle bir aynen hikaye paylaştılar sosyal aynen medyadan. Ya hani ben, ciddiye bence, almıyoruz dediler. Ya bence şey, ya şimdi futbolcuların maç günü ve maçtan sonra maçtan bir gün önce yaptıklarından sorumluluk yani daha dikkatli olmaları gerekiyor bu tip eğlenmek konusunda. O da derbiden iki gün sonra falandı ama tamam. Orada başka bir şey var. Futbolcuları muhtemelen kullandılar. Futbolculara da kızmak evet gerekiyor. Şu yüzden kendine böyle görüntülerde, ortamlarda hani dikkatli daha olman öyle gerekiyor. Ve yani bunun üzerine bir de hala sürdürmek iyi bence de çok doğru bir tavır değil. Şu yani dünyanın her yerinde bu tip olaylara aynı tepkiler veriliyor. Bize has bir durum da değil. Hani bizde büyütülen bir şey de değil. Yani bugün hala İngiltere'de bu tip haberler özellikle sanım tarzı biliyorsun. Bu tip haberler çok dikkat çekiyor. Çok da tepki verilmedi zaten yani. Verilmedi ama şu ya futbolcular yani artık biraz daha şu kalite, dikkat bu işlere tabii dikkat etmeliler. Şimdi ama sosyal medyada öyle bir duruma gelmiş. Ya tabii yani engel alamıyorsun. Evet. Adamın bir oradan çekmiş, paylaşıyor. Ama yok bunlar gözün yani içine bakarak bu çekiyor. Bu biraz fazla açık yani, evet. Evet. Yani bir şekilde engellenebilirdi ya da şu daha var ama şunu söyleyeyim hakikaten yani senin dediği gibi şimdi maçı kazandıysa futbolcu grubu o gece eğlenebilir. Kimse de bir şey demez, hatta helal olsun falan gibi şeyler bile olur. Ama kaybettiysen üstüne bir de derbi ise olmaz, doğru. Maçtan olur da bir gün dikkat önce, edeceğim. Maçtan bir gün önce yani kampa girdikleri günün akşamı zaten mümkün değil böyle bir şey yapamazsın. Bu profesyonelliğe aykırı dünyanın her yerinde ama bu maç pazar günü akşam oynandı. Bu salı günü akşam arkadaşlarının doğum gününe çağırmış, arkadaşı davet etmiş, gidiyor futbolcular. Dolayısıyla yani bunun futbolcular tabii tam tepki. Yani, tabii ki yani kötü işler kötü gidiyor, evden çıkmayacaksınız yani, falan böyle evet, kızacak haliniz yok yani, yani değil mi? Ama kendileri açısından kötü. Yarın gün şimdi Babel'e zaten bir tepki şeyi vardı, potansiyeli vardı. Donk zaten her an tartışılabilir hale gelebilecek. Yani şimdi o yüzden o biraz dikkat edeceksin ya, biraz kaliteli evet takılacaksın ortamlarda peki falan. Bak Selçuk Şahin yıllarca bu işleri yaptı, bir kere yakalanmadı mesela yani. O konuda iyi bir örnek. Şu da var ama şimdi bak mesela şimdi salı akşamı tek eğlenen oyuncu grubu mutlaka o üçü değildir. Galatasaray'ın başka oyuncuları da başka evet, mekanda yayınlıyordu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bütün futbolcuların başka mekanlarda böyle takılırlardı. Bir de üstüne çıkmaya yani çalışmaz. Derbi mağlubiyet. İşte tabii bunlar diyorum ya aslında sorun değil ama bizim de çok konuşmamıza gerek yok. Yani öyle hani konuşmamışlar. Ya zaten Galatasaray yönetimi de bunu bu şekilde değerlendirip oyunculara bir yaptırım uygulamadı. Bu da haber olarak zaten evet, dün bizim verdik. Haberimizde bayağı da ilgi gördü hatta. Fenerbahçe'ye geçelim pazar günü aslında. Beşiktaş ve Trabzonspor'u en son konuşuruz. Dün Ali Koç
yayıncı kuruluşa çıktı. O alışığa gelmiş camia seslenmiş bu sefer Fenerbahçe'de evet. değil. Yayıncı kuruluşa yapmayı tercih etti. Önemli mesajlar da vardı herhalde. Senden dinleyelim en çok ne dikkatini tabii çekti, nasıl buldun? İki galibiyetin de alınmasının da etkisiyle bence en başkan en iyi performans gösterdiği camia sesleniş programı oldu. Yani belki biraz da deplasmanda olmanın getirdiği, yani sonuçta yayıncı kuruluşta hani soruları soran yayıncı kuruluştan biri. Hani kendi kulüp televizyonunda farklı oldu. Tabii. Belki onun da etkisi olabilir. Hani sorular anlamında en azından. Yani dün Aziz Yıldırım'la görüşüyor musun'a kadar hani detaylı sorular soruldu. Başkanın performansı gayet iyiydi. Muhabirlerle ilgili söyledikleri var. Onlar için teşekkür etmemiz gerekiyor. Gerçekten hani bu bakış açısında olması beni şahsen bence diğer muhabir yani bütün çalışan muhabirleri bence bu konuda mutlu etmiştir. Hani bizim bize emekçi gözüyle bakıp o konuda yaptığı yorumlar, aktardığı düşünceler çok güzel. Umarım kulüple de iletişim anlamında çok güzel bir Avrupa'yı seviyede bir iletişim yakalarız ki iyi gelişmeler oluyor. Bunları da söylüyoruz. Parası bütün kulüplerin başına yani. Bu zaten orada biraz genel konuştu bence zaten. Olması gereken yere doğru gider umarım bu işler. Onun dışında tabii söylediği çok fazla çarpıcı şey var ama şunu gösterdi. Yani Fenerbahçe'de işler iyi giderse Fenerbahçe gerçekten güzel işler gerçek yani güzel planlar, güzel programlar var. İşte bu scout'undan altyapısına, işte takım planlamasından şeye. Ama Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmesi gerekiyor bunları gerçekleştirebilmek için. Hani gerek bununla ilgili söyledikleri, gerek kendi planları, işte ilginç şeyler de söyledi. Mesela seçim başkanlık süresini uzatmaktan bahsetti. Bu mesela enteresandı. Yani büyük fotoğrafta gayet iyi bir program çıkardı. Bu şekilde sonuçlarda iyi gitmeye devam ederse Fenerbahçe'de güzel örnek olacak gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Yani çok fazla şey vardı zaten hepsi haber oldu. Yani tekrar aynen konuşmamıza tekrar gerek yok. Tekrar hepsini söylememize gerek yok. Dediğin gibi daha genel olarak değerlendirmek gerekiyordu. Onu da yine yapabilecek insanlardan biri sensin. Fenerbahçe Kayseri deplasmanına gidiyor. Yani Fenerbahçe'nin bence şu Antalya Spor yenilgisinden sonra Konya Spor maçını ki o da beklenenden çok kolay geçti. Evet. Kolay bir fikstür dönemine girmişti. Yani Denizli Spor bu ligin bana göre yeni takımı sonuçta. Yeni takımı ve yumuşak bir deplasman. Yani çok sert bir deplasman değil henüz. Şimdi Kayseri deplasmanı. Kayseri'de evet Bülent Uygun geldi ama çok fazla problem var. Yani Fenerbahçe standart oyunuyla o engeli de atlatabilir. Atlatmalıdır da. Şimdi Fenerbahçe sezonu iyi başladı vesaire diyoruz ama bütün kaza haklarını da kullandı. Yani erken kullandı yani. Evet ilk 7 hafta zordu belki ama orada şimdi bakıyorsun hani Başakşehir deplasmanından çıkıyorsun. Seni şampiyon yapacak ekstrayı yakalıyorsun. Sonra gidiyorsun Trabzon'u içeride iyi oynamana rağmen puan kaybediyorsun. Orada onu bırakmış evet. oldun. Antalya maçıyla bu şekilde kaza hakları bitti. O yüzden Kayseri'de de mutlak kazanması gerekiyor. Hani yani Fenerbahçe'nin önümüzdeki fikstürüne baktığımızda ilk yarı lider bitirmesi gerekiyor. Ama şampiyonluğu isteyen bütün takımlar zaten bu 5-6 maçlık serileri yapması gerekiyor yani mecburen. Bu seriye uygun bir evet. maç fikstürü var önünde. Dediğim gibi Kayseri Spor'da çok fazla problem var. Yeni teknik adam bir heyecan getirecektir ama Fenerbahçe'de özellikle şu iki galibiyetle birlikte özgüven arttı. Moses'la geri artık oturdu. Daha şey oynayacaklar. Yani yeni teknik adam diyorsun da 17 gün sonra Samet abi var. Geldikten 17 yani gün sonra gitti işte zaten. Bir kriz var. Yani kriz falan kurtarmaz yani. Ha, bence falan de yani. Onu şey yapmaya çalışıyor. Başkan açıklaması gördüm Kayseri Başkanı'nın açıklamasını az önce. Fenerbahçe maçından önce futbolcuların maaşlarını ödeyeceğiz demiş. Ya o da mesela. İlla ki onlar da büyük şey takıma olur. Karşı bir toparlanma mesajı vermek tabii bu arada iyi oyuncuları falan var hani. Bir direnç göstereceklerdir muhakkak. Hani çantada kekli bir maç tabii olmayacaktır canım. Ama Fenerbahçe kendi doğruları çerçevesinde çok fazla hata yapmadan oynarsa kazanması da gerekir. Dediğim gibi en önemli etken de şimdi Serdar Aziz oldu orada. Zaten olması gereken oydu konuşuyordu. Hani şimdi sağda Isla oynayacak, solda Hasan Ali eksiksiz bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe.
Hatta şöyle bir sıkıntı var. Hani Kruse'nin oynamasını çok fazla beklemiyoruz en azından 11'de ama hani Kruse'de döndükten sonra kim oynayacak? Kim oynayacak muhabbetine evet. dönecek iş. O yüzden ben Fenerbahçe'nin çok fazla zorlanacağını da düşünmüyorum. Dediğim gibi hedef gerçekten şampiyonluksa buralarda puan kaybı yapmaman lazım. Çünkü çok daha evet. Yani. Çok daha sert deplasmanlar var. Hele ki şunu da söyleyeyim. Şimdi Kayseri, Kasımpaşa, sonra Göztepe, Malatya deplasmanları üst üste. Yani bir puan kaybetme hakkını kullanacaksan illa 200 deplasman üst üste orada kullanmak çok daha matematiksel açıdan mantıklı olacaktır. Doğru. O yüzden hata yapma şansı olmadığı bir deplasman da. Katılıyorum ben de sana. Trabzonspor Göztepe'yi ağırlayacak cumartesi günü. Trabzonspor da başarılı gidiyor şu anda. Başakşehir'den sonunda beraberlikle ayrıldılar. Yani ligin herhalde en iyi top oynayan işte 2-3 takımdan biri. Bence iyi de oynamıyorlar değil mi? Yani Zahir abi iyi oynamıyor derken bana sorarsan yani 90 dakikanın bir 60 dakikasına falan iyi top çeviriyor. Yani onu tamamına yaydığında daha farklı işler olabilir ama onu da yapması için biraz daha herhalde kadronun daha mı derin olması lazım. Yani o sakatlıklar etkiledi vesaire falan çok, ama ben çok kötü değil bence Trabzon'un oynadığı oyun. Bence lige göre iyi yani. Hayır ben şöyle düşünüyorum. Bence ne Rizespor maçında ne Başakşehir. Yani Başakşehir maçında bence bir puanı hak etmedi Trabzon. Hani maçın hakkı çok önemli bir puan. O maçın hakkı Başakşehir'indi. Maçtaydım ben. Canlı hani da izledim. Hani Başakşehir'in kaçırdığı golleri oynadığı oyun. Bir şeyin önüne Rizespor maçında yani hadi bir puan neyse 3 puanı hak etmedi Trabzonspor bence. İyi, çok iyi oynamıyorlar ama çok iyi oynamamaları normal. Çok fazla eksik var. Dar rotasyon 2 kulvarda birden yürüyorlar var. Kesinlikle. Ama Trabzon bu ama Trabzon diyor kötü dediğim yani ben bu sene şampiyonla oynayacağım işte. Diyor. Yani şimdi onu bir şekilde Fenerbahçe olacak galiba. O da çok enteresan evet, yani. Gene çok enteresan bir şey olacak. Ben hiç erken Galatasaray'a umarım çok takımlı bir şampiyonluk yarışı olur da başa baş Fener Trabzon olmasın. Çok fazla puan farkı yok yani. Çok düzeliyor ama her türlü Trabzonspor'un şampiyonları bir puan gerisi yani rakibi Fenerbahçe o rakiplerden biri olacak yani yine. Öyle baş başa enteresan. Kalmazlar umarım. Ama Trabzon bu bana göre kötü oynadığı, eksik olduğu haftaları bu şekilde atlatıyorsa hem devre arası hem de sakatların dönmesinden sonra daha oyununu daha etkili lige hükmeden bir yere çekebilir. Bu potansiyel var. Nasıl Fenerbahçe'nin komutanı Emre ise orada da çok Sosa büyük hayranlık duydum. Sosa var. Artık çok yani kim derdi ki Sosa gibi bir oyuncunun 32-33 yaşından sonra çok defansif iyi. Özelliklerini bu kadar kullanacağını. Eskiden yapmazdı. Beşiktaş'ta bu kadar defansa önem veren bir oyuncu değildi. Yani Trabzon'da da yapmayacaklar. Tabii şimdi kaç kere alkış alıyor geri dönüp kapattığı için çizgiden top çıkarıyor evet, koyuyor. Çok başarılı çok. O yüzden sorumluluk üstlenmiş durumda. Bir de çok sempatik Trabzon'da Allah aşkına bana şu kadar yarım gram antipatik bir isim söyleyin ya. Pereira belki. O da ararsan yani. Ararsan yani. Yani Charlotte işte bu evet, evet. videolar yapıyorlar bilmem ne. Trabzon çok sempatik bir takım oldu. Bakalım iyi gidiyorlar yani. Göztepe karşısında ben de Trabzonspor'un rahat kazanacağını düşünüyorum. Siz de sanırım öyle düşünüyorsunuz. Ya şu her an bir kaza yaşayabilir Trabzon. Çok sektiler çünkü çok zıpladılar hani. Çekirge de kötü durumda. Hoca da yok da Mertun'a gitti. Ama gene kendi evinde Trabzon kaza yaşayabilir. Ben her an Trabzon kaza yapma şeyi geldi çünkü. Niye geldi? Çünkü dediğim gibi çok sıçradılar yani. Olur. Neden olmasın? Bence kazanır. Bence Trabzonspor kazanacak. Ben de öyle düşünüyorum. Beşiktaş Galatasaray'ı yendi. Bir toparlanma oldu mu olmadı mı bu hafta orada çıkacak. Antalya deplasmanına gidiyorlar. Yani, Antalya'da zor durumda Bülent Korkmaz'ın istifa edebileceği bekleniyordu geçen hafta. Ayrılabileceği konuşuluyordu. Yola devam ettiler. Böyle hani ayrılık olmayınca toparlanır ya bazı takımlar öyle bir durumda evet. oluşabilir. Beşiktaş da kenetlenmiş durumda. Tabii. Şöyle bir şey var yani Galatasaray'ı Beşiktaş yendi de maçtan çıkar çıkmaz o maçtan tribünden çıkan adam haftaya Antalya'yı yeneriz kesin. Bugün böyle bir yerde kimseydi yani. Demezdi zaten. Yok canım Beşiktaşlar yani, zaten haftayı düşünmediler ki. Tabii, adamlar o günkü yani şey
lafını böldüm. Bir ay sonra, iki ay sonra bir gün yüzü gördüler tamamen. Ona şey yaptılar yani. Yani o yüzden Beşiktaş için yine zor maç. Yine bu birazcık şey, kendilerini ispatlama maçı işte Galatasaray'la birleştirilmiş bir şey olacak yani. Bir maç. Seri olması gerçekten lazım. Evet. Burada çünkü alınacak mağlubiyet tekrar aşağı doğru. Çünkü bir noktaya getirdi. Tam kırılma maçıydı o. Şimdi geçen hafta bir aldatmaca mıydı yoksa gerçekten toparlanmış? Geçen hafta da zaten süper top oynamadı Beşiktaş. Bence aldatmacaydı. İkisi de kötü oynadı. Beşiktaş biraz daha az kötü oynadı. Biraz daha çalışkandı. Bence aldatmacaydı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş. Ya yok, siz niye bu kadar hep Abdullah Avcı'yı savunma durumundasın. Abdullah Avcı hocamız değil. Zaman bakalım kime haklı çıkaracak. Yok, işin şakası bir yana. Yani o da tabii bu arada da yani Beşiktaş puan kaybedebilir. Düşününce vazgeçtin galiba. Ya orada ben bu maçı da kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın şundan dolayı. Burak aynen. Yılmaz döndü bu arada. Ben Burak Yılmaz döndü. Bir de şey, şimdi orada bir pozitiflik bir iki hafta kendini gösterir. Çünkü onlar da iyi bir başkanları geldi. Çok pozitif mesajlar veren. Twitter'dan yazdım. Burada da söyleyeyim. Ama. Yok şey. Ama o ilk maçtı ya. Bir de Avrupa. O maç penaltı kaçırdı abi. Bir yakalayıp penaltı kaçırıyorsun kendini. Başkan geldi. Avrupa'da hani şey. Vardı. Bu arada sosyal medya ekibi değişti mi bilmiyorum nasıl oldu da Ahmet Nur Çebi geldikten sonra yani derbi sonrası kullanım harikaydı. Ben bugüne kadar gördüğüm en iyi. Hani ne rakibi doğru. Çok fazla rencide ciddi. Hani ufak tefek sataşma var tabii. Biraz abartılır o kadar. Bilmiyorum aynı fikirde değilim. Ben şuna takalım sadece yani şimdi şey. Stad'ın Twitter'ından falan dağıttılar. Admin falan yani çok... O tek sataşma şeyi oydu zaten bu arada. Gereksiz gibi geldi bana. Biraz ama şey, fazla Abdullah Avcı güzellemesi gibi geldi bana. Yani ama bak o videolar çok yani. Önemlidir yani. Soyunma odasından konuşmalar falan filan böyle. Yani, o haftaya kadar hayır, o haftaya kadar o konuşmalar yok muydu da bir bu hafta yoktu mı oldu da ya da şey yoktu. Hayır işte tamam. Aynı konuşmayı diğer haftalarda yapıyordu kazanamıyorlar. Ama işte. Tamam canım ya bu her zaman. O kadar PR çalışması yazdım da. Fatih Terim Boğaziçi Kupası'nda finali kaybetse o belgesel olmayacak. Yani abi fazla güzelleme işte abi. Ya, tabii ki yani normal klasik. Yok ya o kadar abi Abdullah Avcı karşıtı mı var? Yok ben de beğenmiyorum çok net olarak. Hamdi sen niye beğenmiyorsun? Ve sabit fikirliyim de. Hayır o her takımda olabilir. Yenince koyarsın o videoyu yani. Ben çok beğendim takdir ettim buradan da söylemek istiyorum bakalım, yani. Kim kazanacak göreceğiz. Yok bu hafta bence kazanırlar Antalya çünkü orada hoca değişikliği olmadan ki bence haksızlık. Yani o kadroyu Bülent Korkmaz yaptırabileceği maksimum evet, şeyi de, yaptırdı. Tam tersi söyleyecek sanattım. Yok yok. Yani. Fenerbahçe maçının önce istifa diye bağırıyorlardı. Fenerbahçe biraz ömrünü uzattı. Belli yani orada göndermeyi kabul etti. Fenerbahçe maçından önce Kasımpaşa maçında da istifa i̇şte diye diyorum bağırıyorlar. İşte diyorum ya aynen. Yani o şey. Kadrolan iyi mi sanıyor acaba Antalya taraftarı? Çok geçen sene düşecek takımı kurtardı. Mümkün evet. Hakikaten geçen sene düşecek takımı Bülent Hoca kurtardı. O yani, yüzden. Ama bak gerçi orada şey. Devresi para var orada transfer yaparlar öyle yoksa hani transfer yapamayacak durumda olsa Antalya hocayı gönderdi ama düşme adayı olur da. Bence devam edecek gibi görünüyor hali. Yani tabii ki belli olmuyor neler öyle gördük çok arkasında izleyip iki gün sonra kovulan hocalar gördük ama bana pek öyle hemen alınacak mağlubiyet gidecek gibi gelmedi. Ama şey çok kötü yenildi gerçekten. Gençler Birliği evet. Ama nasıl bir yenilgi yani? Gençler Birliği döndü ondan sonra kendi evinde ikisini kaybetti. Kaybetti bir de onların da Mustafa Kaplan'ı göndermesi büyük hata. Yani ne bekliyorsunuz abi? Yeni gelen hoca ne yapacak? Evet. Mustafa Kaplan gayet iyi. Ama şimdi yani çok Hamza Hamzoğlu geldi oraya yani. Geldi mi gelecek? Geldi. Bir açıklamasın. Bakalım. Neyse. Ben Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Son maddesine geçelim. Öyle düşünüyorum. Sen Abdullah Avcı kazanır diyorsun. Evet. Pardon Beşiktaş kazanır diyorsun. Evet. Bakalım göreceğiz. Son olarak yabancı sınırını gündeme getirelim biz de. Nihat Özdemir gündeme yeniden getirdi. Şu. Dedi ki 11 yabancıyı da sahaya çıkan takımlar var. Buna memnuniyetsizliğini dile getirdi. Yavaş yavaş bunu azaltmayı planlıyoruz. Bütün paydaşlarımızla konuşacağız. Bir yol bulacağız, azaltacağız dedim. Şimdi ben burada istersen şeyden bahsedeyim yani milli takım. Şimdi mesela bu olay ne zaman yapıldı abi? Bundan 5 sene önce başlatıldı. 5 sene sonra meyvesini... Ve uygulanmadı yani. Hayır 5 sene sonra meyvesini toplamaya başlıyorsun. Şu anda milli takım gayet iyi gidiyor. Fransa'ya bile deplasmanda son dünya şampiyonu yenilmiyor. İçeride yeniyor. 4 puan alıyor Fransa'dan. Neredeyse lider gidecek inşallah. 2 tane maç kalmış.
Yani milli takım çok iyi. Sen zaten milli takım kötü i̇yi olduğu için Lucescu döneminde başladı bu. 2 sene önce başladı Lucescu döneminde. Bu milli takım kötü, oyuncu gelmiyor, oyuncu yok. Lucescu ağladı ağladı, milli takım hep yabancı oynuyor, oyuncu izleyemiyorum vesaire diye. Meğer varmış. Meğer varmış. İşte Şenol Hoca geldi, oynatmaya başladı. Şimdi bu milli takım, bu yaz yani çok değil, bu yaz gitse gidince Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, belki çeyrek final, yarı final, belki final, inşallah kupa, o ayrı bir şey. Yani bir sürpriz yapabilir mi? Potansiyeli var, çok potansiyeli var ortada. Bunu yaparsa bir sonraki sene, yani bu bahsedilen Nihat Özdemir'in değiştireceği sistem gelecek seneden kapsamıyor mu gelecek sene? Evet, yani öyle konuşuyor. Yani Türk milli takımı bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olursa ondan sonra tekrar niye ket vuruyorsunuz? Bir 5 sene sonra demek ki tekrar aşağı doğru gidecek bizim milli takımımız. Yani neden yani? Bir de sadece Nihat Özdemir rahatsız olduğu için 11 yabancıyı görmekten. Şenol Hoca'nın da rahatsız. Bu yani? Da çok enteresan. Şenol Hoca'nın da açıklamaları çok şaşırtıyor beni. Yani sen yani işte oyuncu elinde ya. Yani dersin, bunu niye böyle anlatıyorlar? Ekonomisi kadar daha kötüye gidiyor dersin. Okey. Bu bir yabancı çöplüğüne dönüyoruz dersin. Evet, yabancı çöplüğüne gidiyoruz dersin. Bu bir ya sebeptir. O zaman yabancıya kıstas getirirsin. İşte yani Avrupa kupalarında başarısızız dersin. Bu da bir sebeptir ama rahatsız oluyorum görmekten. Hah, şimdi yani bu kadar ya bu bir sebep değil olamaz. Yani bu konuyu anlatamıyorlar. Evet, bence de 14 tane sınır, hani hiçbir kriter olmadan düz 14 yabancı alabilmek iyi bir şey değil. Evet. Çünkü gerçekten çok acayip yabancılar görmeye başladık ligde, evet. Yani elinden tuttuğunu getirme olayları, menajerlerin şeyi falan, bu bir şey. Ama bu kural ilk başta çıktığı gibi uygulansın abi, yerliye teşvik olsun, bir yabancı oyuncuya kriter getir, milli takımda oynama kriteri getir, geldiği takımda oynamış olma kriteri yaş getir, kriteri getir ya, yaş kriteri getir, bilmem yani ne milli getir. Milli takımda oynayamayabilir belki, o zaman Brezilyalı kimseyi alamazsın. Tabii potansiyel vadeden Marcao mesela gelemeyebilir Galatasaray. 10 yabancıya izin verirsin, 4 yabancıya 17 yaşın, 20 yaşından yani küçük olması şey halinde yani izin verirsin. Yani kesinlikle bu Almanya'da, İngiltere'de bir sürü yerde uygulanıyor. Ya ben onu diyorum. Net bir yasak olmamalı yani. Bak, ya böyle geriye dönen bir ülke yok. Evet yani. Ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Serbest bırakanlar artıyor muhtemelen. Yani bilmiyorum. Balkanları vesaire ama muhtemelen arttırıyordur. Çoğu yerde biz yaptık işte, Avrupa'ya örnek alıp. Şimdi bunu geriye döndürmek. Ya biz iki ileri bir geri yani geliyoruz zaten. Mevzu şu bak. İngiltere, Almanya, İtalya, onları geç. Onlar zaten üst klas. Evet, vardı. Sen onların şeylerini de koyamazsın. Sen şunu yap abi. Koyamazsın. Hollanda, Belçika, tamam mı? Bu ligleri ve Rusya falan ya da yani Hollanda, Belçika mesela. Bunlar da nasıl sistem? Bunlara da kıstas var. Bunlara yap bak. Belçika mesela ne güzel jenerasyon yakaladı. Onlar da Dünya Kupası'nda aldı yürüdü. Yani yakaladığı jenerasyon müthiş. Abi çok yani güzel. Aynısını bak, birebir ya, çok Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Birebir adamların uyguladığı sistemi al, aynısını uygula. 5 sene, 10 sene sonra zaten meyvesini toplamaya başlayacaksın, onun sonunda devamı gelecek. Baba zaten dediğim gibi, ilk başta bu kural yerli teşviği olarak çıktı. Yerli yani oynatan takımlar daha fazla gelir elde edecek. Bu çok basit yani ya, atıyorum Galatasaray'a yani kızıyorlar mı 11 yabancı oynatıyor diye. Galatasaray'ın 14. 13. 12. kadroya yazılan yabancısından 2 milyon TL, 3 milyon TL, 4 milyon TL gibi stopajlar al. Bunları oynatan oyuncu, oynatan evet takıma teşvik olarak ver. Bak bakalım kim yerli oynatıyor, kim yabancı oyuncu. Bu kadar basit ya. Niye abi elimizdeki kuralı düzgün bir şekilde uygulamıyoruz ve yeni bir şeyler yaratma derdindeyiz? Burada bak mesela bu kuralı Fatih Terim çıkardı, doğru mu? Şimdi adam bunu yaptığında milli takımın başındayken bir önceki jenerasyonla Euro 2006'ya götürdü seni. Orada başarılı olamadık belki, o ayrı bir şey ama oraya götürdü. Ardından devam eden süreçte işte bir sürü olaylar çıktı, bilmem ne oldu falan. O ara bu değişikliği zaten Fatih Terim yaptı. Ya 5 sene geçti aradan. Bak 5 sene sonra meyvesini topluyorsun. Şu anda milli takım çok başarılı ya, onu diyorum. Yani şimdi Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduktan sonra gelecek evet sene değişirse bu kadar ihraç yapmıştı. Bu bana sorarsan biraz niye biliyor musun, sana söyleyeyim. Şimdi bu iş Galatasaray şöyle başarılı, 2 senedir başarılı ya. Hep bu gündeme geldi. Bana Fatih Terim yönetimde bunu söyledi. İşte Galatasaray başarılı olunca bunlar gündeme geliyor falan diye. Şimdi Galatasaray başarılı değil ya. Bak.
Galatasaray başarılı değil, bu konu gündeme gelmiyor denmesin diye gündeme geliyor diye. Değişecek ama herhalde. Ama hayır, işte değişmeyebilir. Yani. Milli takım başarılı olursa bence değişmeyebilir. Bu konuda, burada ben de madem Galatasaray kanından gördüm, hiç unutmuyorum. 2007'de Türkiye 0, Brezilya 0 başlıkları atıldı. Evet, evet. Yani tamam, o yüzden o da öyle. Galatasaraylılar kızmakta haklı yani, ama önce bir kendi geçmişin o konuda var. Kulüpleri de ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence yani de onlar. Bence her takım açısından bir şey söylenebilir. Şu, o yüzden milli takımı düşünüp yani yasak masak yerine işte kriter, teşvik, bu tip şeyler. Evet, yani bunu dönüştürebilirsin, başka bir şey yapabilirsin. Yerli oyuncuları teşvik edebilirsin ama yani dediğim gibi yüzeysel olarak ben rahatsız oluyorum 11 yabancı oyuncu olmasından. Evet, yani bu yeterli değil yani, kimse ikna edemezsin zaten. Çok ve ben zaten konuşularak sonunda oraya varılacağını düşünüyorum. Evet. Erhan'ın dediği gibi milli takımda başarılı olmasının da bunu etkileyeceğini düşünüyorum. Kulüplerinde ya milli çok azının başarılı yabancısını olması olsun. Direkt etkili değil. Arada bir dolaylı bağ var. Nedir o? Yabancı sınırı serbest, işte çok yabancı gelince Türk oyuncular Avrupa'yı daha çok tercih etmeye başladı. Maaşlar dengelendiği için. Orada oyuncular daha çok gelişim görüyor. Bu. Bunu da sağlamak için aynı dediğim işte teşvikleri, kriterleri uygulayabilirsin. Yani. Ya da de ki altyapıya yatırım yapacağız. Yani bunun problemi o değil yani. Türk oyuncuların oynamamasının tabii 14 yabancı varsa mesela atıyorum bütçenin, maaş bütçesinin örnek veriyorum. Şimdi Galatasaray'ın maaş bütçesi 70 milyon euro diyelim ki. Eğer 14 yabancın varsa %10'unu, 12 yabancın varsa %8'ini yatırman gerekiyor. Mesela, bu kadar çok daha mantıklı bir şey. Yani bunu söylersek bir sürü fikir çıktı. Burada biz yani 3 kişi, sonuçta 10 dakikadır konuşuyoruz. Bu işi hani tamam işindeyiz ama hani tabii ki uzmanları da değiliz yani. Aynen. Ama 3 kişi konuşurken aynen bu kadar fikir çekiyor. Umarım ne kulüpler, ne taraftarın izleme zevki vesaire, ne de milli takımımız etkilenmeden güzel bir orta yol bulmuş. Gerçekten konuşup karar verirler. Karar verilir, üzerine konuşmazlar. Aynen öyle. Konuşmuş olmak için. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bu son, bu yeni dönemde programları çok ani kapatıyorsun. Yani şaşırıyoruz ya. Sürprizler yeni tarzımız. haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. El sallayalım hep beraber kameramıza. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin.